Akaryakıt istasyonları sahipleri zor durumdayız, kapanacağız diyorlar mesela. Mayıs ayına kadar bize bir destek verilmezse 4000 akaryakıt istasyonu kapanabilir diyorlar. Bir de yeni bir krizimiz olacak Mayıs ayında. Kar marjı azaldı, zarar arttı. Akaryakıt istasyonları iflas tehlikesiyle karşı karşıya. Son bir yılda akaryakıt fiyatları en az 3 kat zamlandı. Ancak istasyonların kar payı Türk lirası cinsinden sabit kaldı. Personel giderlerinin artması ve elektrik zamlarıyla birlikte istasyonlar zarar etmeye başladı. Türkiye genelinde 13 bin akaryakıt satış noktası var. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası, Mayıs ayına kadar artan maliyet kalemlerine müdahale edilmezse bu bayilerin 4 bininin kapısına kilit vurulacağına dikkat çekti. 1000 satış noktasınınsa akaryakıt veremeyeceğini belirtti. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası bir akaryakıt istasyonunun masraflarını hesapladı. Günlük 10 bin litre satış yapan bir istasyonun 61.332 lira zarar ettiğini vurguladı. Bir bayi 4,6 milyon liralık cirodan 185.850 lira gelir elde ediyor denildi. Yok aklımdan çıkmıyor Gül abi Aksu. İşçi baba, Migros depo işçisi, işten çıkarılanlardan, şu anda gözaltında olan onlarca işçiden biri. Kelepçe vurdular ellerine. Bundan bir süre önce Deutsche Welle'den Fatma Çelik'e haber, röportaj vermiş. Kızımı hastaneye götürecek yol param bile yok evde demiş. Bir babanın içinde bulunduğu durumu düşünebiliyor musunuz? Görüntüleri arkadaşlarım hazırlıyor şimdi. Patronun evinin önüne gittiler, bizi işe geri al, taleplerimizi karşıla demeye gittiler de Migros depo işçileri gözaltına aldılar, gözaltı otobüsüne koyup götürdüler. Onlardan biri Gül abi Aksu, Fatma Çelik'e, meslektaşım Fatma Çelik'e konuşmuş. Demiş ki çocuklarım ve eşim hasta evde, kızımı hastaneye götürecek param bile yok demiş. Az evvel de kelepçe vurdular, koluna götürdüler. Eşi, kızı, çocukları hasta evde. Babayı bırakın. İşçi hakkını istiyor. 4 lira yahu. 4 liranın lafını ediyorlar. 4 lira. İnsanca yaşayacak ücret istiyoruz diyor. Bu da geçer yahu diyoruz da delip geçiyor içimizi yaşanan sıkıntılar. Aynı gemideyiz diyorlar sonra da. Hangi gemi bu? Siz geminin kaptan köşkündesiniz, kusura bakmayın. Geri kalan milyonlarca kişi, işçiler, işsizler, emekliler, öğrenciler, onlar pranga, kürek mahkumu. CHP sözcüsü Faik Öztrak da itiraz ediyor. Külfeti beraberce sırtlanacakmışız sözlerine tepki gösteriyor. Kimse kusura bakmasın. Hesabı ödemeden masadan kaçmak yok. 20 yıldır yiyip içtiniz diyor Faik Öztrak. Kaçaksaray'ın muhkimi şu sıralar külfeti beraberce sırtlayacağız sözlerini dilinden düşürmüyor. Bu nasıl bir beraber sırtlama? İnsafları kurusun. Ülkenin tüm nimetlerini beslemeleriyle, yanaşmalarıyla, yandaşlarıyla beraber yiyip bitirdiler. Şimdi hesap ödeme zamanı geldi. Masadan kaçmayı, hesabı da millete yıkmaya çalışıyorlar. Hepimiz aynı gemide olduğumuza, ülkenin kazancından hep birlikte istifade ettiğimize göre, külfetine de beraberce katlanacak, yükü beraberce omuzlayacağız. Siz bu gidişle fakirin, fukaranın bu parasını da zengin mevduat sahiplerine yedirirsiniz. Bu nasıl külfeti beraberce sırtlamak? Hiç kimse kusura bakmasın. Öyle hesabı paylaşmak falan yok. 20 yıldır yediniz içtiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hepimiz aynı gemideyiz açıklamasına CHP'li Öztrak'tan yanıt geldi. Öyle hesabı paylaşmak yok dedi. Bu nasıl külfeti beraberce sırtlamak? Elindeki dövizlerle cevap verdi Öztrak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Bu nasıl aynı gemide olmak? Bunlar bıraktık gemilerini, evlatlarının gemiciklerine bile milletimizi yolcu olarak almazlar. Bunlar milletimizi gemilerine ancak kürek mahkum ederler. Faturalarda yaşanan gözle görülür artışa da dikkat çekti Öztrak. Zamları geri alın dedi. Siz asıl Ağustos'tan bu yana %96 zam yaptığınız benzine, %112 zam yaptığınız mazota, tek bir gecede %127 zam yaptığınız elektriğe bir çare bulun bakalım. Millete
hiçbir şekilde izah edemediğiniz, izah da edemeyeceğiniz bu zamları bir geri alın. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjde diye sunduğu su indirimini de eleştirdi. Sanki sadece AK Partili belediyeler su faturalarında %7 indirim yapmış gibi algı yaratmaya çalışıyor. Sudaki KDV indirimini tüm belediyeler zaten vatandaşa yansıtmak zorunda. Talimat verecekseniz Cumhurbaşkanı gibi talimat verin. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şov yapmakla suçlayan Öztrak, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününde değil, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde açılması gerektiğini vurguladı. Erdoğan şov yapmayı her zaman seviyor. Buradan söylüyorum. Çanakkale Boğazı'na yapılan bir köprünün açılması gereken tarih Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümüdür. Hiç kimse kendini Cumhuriyet'in ön sözünün yazıldığı Çanakkale Zaferi'nin üstünde göremez, görmemelidir. Evet. Gülün eğlenin, eğer hoşunuza gidiyorsa Tarkan'a teklif götürün, belki Cumhurbaşkanı adayı olur muhalefetin demiş Mehmet Şavlı. Nasıl, eğlenceli mi hayat? Bu ülkede milyonlar sorunlarına çözüm bekliyor. Muhalefetin elbette bir adayı olacak. Önemli olan çok farklı toplum kesimlerinin birlikte iktidara nasıl yürüyeceği. Mutlaka bir adayları olacaktır. Benim aklımda Gül abi Aksu var. Çocuğu evde hasta, eşi öyle. Çocuğumu hastaneye götürecek param yok dedi. İşsiz kaldı bir de. Bir de gözaltına aldılar az evvel. Gözaltına alındığı otobüsün içinde gözyaşlarını tutamıyor. Dertlenir misiniz acaba? Aynı gemideyiz diyorlar da. İşte kimilerinin eli kolu bağlı geminin içinde. Gazeteci meslektaşımız Hülya Kılıncı ahlak polisine teslim ettiniz. Gözaltına aldırdınız, sonra serbest bırakıldı. Zira yaptığında bir suç yok. Fakat bir mesaj vermek istediniz değil mi? O gün de söylemiştim. Gazeteci meslek ahlakına sahip çıkmıştır. Haber yaparak. Haberdir. Haber de cezalandırılamaz. İtirazı var elbette meslektaşımın. Belki olayın sıcağıyla o gözaltı görüntülerinde yanında bulunanın ahlak polisi olduğunu fark etmemişti. Sonra fark etti, bilmiyorum. Ancak yaptığı açıklama var, onu bir dinleyelim. Gazeteci Hülya Kılınç, Libya'da şehit edilen MİT mensubunun cenaze haberi nedeniyle hafta başında cezası onandı ve Murat Arel ve Barış Pehlivan'la birlikte tekrar hapse girdi. Ertesi gün denetimli serbestlikle serbest bırakılan Kılınç, kendisini cezaevine götüren kadın polisin üniformasında ahlak polisi yazmasına ilişkin Halk TV'ye konuştu. Ben araca binip işte cezaevine girene kadar yanımdaki polisin ahlak polisi olduğunu bilmiyordum. Cezaevinden çıktıktan sonra öğrendim bunu. Bir gazeteciye ahlak polisinin eşlik etmesi büyük tepki çekmişti. Kılınç durumun kasıtlı olarak yapıldığı görüşünde. Bizi araca kadar götürdüler ve sürekli fotoğrafımızı aldılar. O araca birkaç adım kala diğer gazeteci arkadaşlar geldiler. Onlar da fotoğraf aldılar. Ama Anadolu Ajansı bunu biliyordu. Benim orada çıkacağım saati, ne zaman çıkacağımı biliyordu. Nasıl haber aldıklarıyla ilgili benim ilk sözüm şu oldu. Dedim ki içeriden asayiş şubeden beni götüren polisler size arayarak bilgi verdiler benim orada olduğumu diye ifade ettiğimde. Hayır diyemediler. O zaman kasıt arıyorum ben de. Şöyle diyorum. Eğer içerideki asayiş şubedeki polis, benimle birlikte beni götüren polis gazetecilere bilgi veriyorsa ve yanıma ahlak polisini veriyorsa ben buna kasıt arıyorum. Kılınç Anadolu Ajansı'na da tepkili. Kendisi hakkında geçiren haberin yanlış olduğunu söylüyor. Ben Anadolu Ajansı'nın servis ettiği haberlerde belirtildiği gibi polis gelip evimden almadı beni. Öncelikle ben sabah adliyeye çantamı hazırlayarak gittim, kendim teslim oldum. İşlemler bittikten sonra en önde ben çıkıyorum. Çıkarken tam kapıya geldim. Karşımda Anadolu Ajansı'nın muhabirlerini gördüm. Tanıyorum tabii kendilerini. Görünce nasıl haber aldıklarını merak ettim aslında. Onu düşünürken koluma bir kadın polis girdi. Ben şaşırdım. Şöyle bir baktım. Dedi ki araca birlikte gideceğiz dedi. Anadolu Ajansı biliyordu benim kapıdan çıkacağımı. Diğer arkadaşlar bilmiyorlardı. Kapıda hazır bekliyorlardı. Kumpas kurulduğunu düşünüyor Kılınç. Adalet arayacak. O polis memuru tekrar içeri giriyor yanımıza. Gazetecilerin dışarıda olduğunu biliyor. Gazeteciler benim ismimi veriyor. Biraz sonra çıkacaklar diyor. Ahlak buradan bir kadın polis veriyor. Yani bunun bilinçli olarak yapıldığını düşünüyorum elbette ben de. Bu konuyla ilgili zaten avukatım Celal Ülgen suç duyurusuyla ilgili dosyayı hazırladı. Suç duyurusunda bulunacaklar. Hülya Kılınç mesleğin ahlakına sahip çıkmıştır ve umut Hülya Kılınç'ın evinde radyatör peteğinin üstündeki mavi kuşun kanadında.
gurur duyduğumuz meslektaşlarımızdan biridir. Ha muhalefet ne yapıyor diyeceksiniz. Muhalefet bir talepte bulunuyor. Toplum adına bir şey dile getiriyor. Özellikle CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu çok yakından takip ettiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süre sonra Kılıçdaroğlu'nun söylediği gerçekleşiyor. Hakkını da yememek lazım. Kılıçdaroğlu soruyordu. Basın ilan kurumunu 4 yıldır